O zaman ben vakit geçirmeden başlayayım. Öncelikle herkese merhaba. Tanıyacağım herkesi ama şimdiden bir merhaba demek istedim. Benim isim Aybar Acar. ODTÜ Enformatik Enstitüsü'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda kanser sistem biyolojisi laboratuvarı, bizim daha biyoinformatik ve sistem biyolojisi temelli bir laboratuvarımız var. Onun yürütücülerinden biriyim. Şimdi şeyde başlamak gerekirse girişten, bu biraz hafif evrimleşerek gelen bir çalışma oldu, makalenin çalışması. Ondan bahsedeceğim öncelikle. Sonra modeli daha bir hafif detaylı anlatmaya çalışacağım. Bulduğumuz çıktıları üzerinden gideceğim. Özellikle zaman içinde modelin parametrelerinin evrimi nasıl oldu, tahmin doğruluklarımız nasıl değişti ve bunun anlamı ne olduğunu düşünüyoruz. En sonda da sonuçlarla bağlamak istiyorum. Burada tabii modelin kısıtlarından bahsedeceğim. Ayrıca bundan sonra yapmayı düşündüğümüz bir takım geliştirmeler var. Onlardan da bahsetmeyi umuyorum. Şimdi bizimki biraz kalabalık bir grup ve birkaç üniversitelik. Benim gibi modelde grup da zaman içinde gelişti, evrimleşti. Bu işin başı aslında Görkem Hoca ile başladı. Uzman doktor Görkem Er, Hacettepe enfeksiyon hastalıklarında çalışıyor. Kendisi Serhat Hoca ile çalışıyor. O da enfeksiyon hastalıklarında. Görkem Hoca, Yeşim Hoca ile ve benle bağlantı kurup bu şekilde bir model, hani ilerisini tahmin etmek için bir şekilde bir erken uyarı sistemi ya da ne yöne gidiyoruzu görebileceğimiz model yapabilir miyiz diye şey yaptı. Hatta burada bir ufak bir parantez açayım. Yakın zamanda, yanlış hatırlamıyorsam, üniversite öğrencisi olmayan insanların özel öğrenci olamaması gerektiğine karar verdi. Görkem Hoca'nın, pardon, ilginç tarafı Görkem Hoca, bu COVID başladığı sırada benim sistem biyolojisi dersimi hani kendi merakından kendini geliştirmek için özel öğrenci olarak alıyordu. Açıkçası almamış olsaydı büyük ihtimalle bu çalışma hiçbir zaman olmayacaktı. Dolayısıyla hani onu bir köşede düşünmekte fayda var. Görkem Hoca ve Yeşim Hoca biz beraber başladık. Yeşim Hoca da Enformatik Enstitüsü'nde aynı bölümdeyiz. Bölüm başkanımız hatta. Başladık. Bir versiyon model geliştirdikten sonra Serhat Hoca ve Levent Hoca, ikisi de Hacettepe'de, Serhat Hoca enfeksiyon hastalıklarında, Levent Hoca halk sağlığında gruba dahil oldular. İşte biraz daha şey, yani özellikle epidemiolojik girdi sağlamak için ve de enfeksiyon konusunda. Aynı zamanlarda yine bizim bölümden araştırma görevlimiz Cahit Burduroğlu da girdi. Galiba Cahit'le Yaşar aynı zamanlarda, bu Nisan başı ortası olması lazım. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Nur Hoca. O da ekonometri anabilim dalından. O da şeyin modelin daha hani ben mühendisim tabii, çoğumuz doktor. Biraz daha işin sosyal ve ekonomik tarafını da irdelemek için Nur Hoca da bize dahil oldu. Grubumuz bu şekilde kuruldu. Şimdi dediğim gibi ilk etapta bu iş sistem biyolojisinden çıktığı için biz sistem biyolojisinde şeyleri, modelleri çok daha hani dinamiksel sistemler olarak yapıyoruz. Biyokimyasal modeller oluyorlar. İşte şu genden şu konsantrasyonda var, bununla etkileşime giriyor vesaire gibi. Dolayısıyla ilk içgüdümüz yine dinamiksel mekanik sistem kurmaktı. SIR tabanlı bir sistemdi. Buna çok girmeyeceğim çünkü bildiğim kadarıyla ileriki makalelerde, konuşmalarda bu cins modellerden çok bahsediliyor. Biz birazcık bunu şey yaptık, normal SIR modeline bir karantina kompartmanı ekledik. Bir karantina faktörü, işte insanların bir kısmı ekspoze olduktan sonra ya kendi kendilerine ya devlet eliyle karantinaya giriyorlar. Dolayısıyla enfeksiyoz popülasyondan sayılmıyorlar, susceptible'ları etkilemiyorlar vesaire gibi bir sistem kurmuştuk. Biraz fazla komplike oldu. Sonradan ortaya çıktı daha basit sistemler. Aynı işi gören var. Mesela Koch Enstitüsü'nün C-Rex diye bir modeli var. Makalede şeyi var, referansı var bakmak isterseniz. Ama daha da ötesi, kompartman modellerinde şöyle bir problemle yaşadık. Şimdi biyolojik sistemlerde konsantrasyonları tam biliyoruz.
Burada açıkçası etkileyen toplam nüfusu bilmeden bu modeli işletmek çok zor oluyor. Çünkü şimdi elimizde Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayıları var. Fakat burada hani herhangi bir ülkede olduğu gibi bizde de bunun bütün vakalar olmadığını, bütün enfekte olanlar olmadığını biliyoruz. Bu şeyin bir fraksiyonu. Fakat şimdi o ilan edilen miktarı toplam nüfus üzerinden alırsak nispeten az oluyor. Bunun gerçek sayısı nedir dediğimiz takdirde bir rastgele katsayı koymak gerekiyor. Rastgele olmasa bile tahminsel bir katsayı. İşte burada tahminler 2,5-3,5'la çarpı 20 arasında değişiyor değişik ülkelerde. Açıkçası o bir varsayımdı. Gerçek vaka sayısını bilemediğimiz için bu modeli işletmenin biraz zor, elverişsiz olduğuna kanaat getirdik. Ve diğer katsayılarda tabii mesela R0, gerçek R0 hiçbir şey olmasa, müdahale olmasa, biz normal hiçbir bundan haberi olmayan bir popülasyon olarak gidiyor olsak bunun bulaşıcılığı nedir? İşte enkübasyon süresi nedir? Enfeksiyozite süresi nedir? Seri interval nedir? Bunun konuda hepsi hakkında tahminler var ama hepsi tahmin, bir kısmı varsayım. Hatta şu noktada geçen hafta Nature Medicine'da bir makale yayınlandı, artık hastalığın SIR modeline uyduğu bile şüpheli. Çünkü antikor ömrünün az olduğu görülüyor. Bir ihtimal bu virüste enfekte olduktan sonra geri dönüp yeniden susceptible, kısa sürede susceptible, aylar mertebesinde susceptible hale gelmek mümkün. Dolayısıyla bu modeli bir kenara koyduk. Sonra Nisan civarında başka bir modelleme sistemine geçtik ama ondan önce bir temel varsayım yaptık. Yani bu çeşitli bilinmezler dolayısıyla temelde biz gerçeği değil veriyi modelliyoruz. Burada hani George Box'ın güzel bir lafı vardı, bütün modeller yanlıştır, bazıları faydalıdır diye. Dolayısıyla biz şeyi baştan varsayıp, hani burada bir icebergimiz var, altını görmüyoruz ama tek umduğumuz üstte gördüğümiz kısmın şeyi, ne derler, sivri ucu, zirvesi, alttakini aşağı yukarı, alttakinin ağırlık merkeziyle aşağı yukarı uyumludur ve deyimler de aşağı yukarı uyumludur gibi bir varsayımla gidiyoruz. Ve de dolayısıyla bizim modelimizin temel derdi de gidişatta bir sapma var mı, yoksa normal bu dalganın normal yolunda mı gidiyoruz, yoksa bir şeyler değişti mi, onu görmek olduğu için de açıkçası buradan devam etmeye karar verdik. Tabii burada çok fazla soru var. Mesela ne kadar test yapıldığı şeyi değiştiriyor, sayıları değiştiriyor. Testin kime yapıldığı, yani tarama olarak mı yapılıyor, yoksa filyasyonla bulunan, semptomu olan vesaire hastaya mı yapılıyor? Başka bir konuda yurt dışındaki modellerin bir kısmı ölüm sayılarının daha güvenilir olduğu kapsamın şeyinden varsayımlı hareketle ölümleri kullanıp oradan vakalara geri dönüyorlar. Biz bunu Türkiye için fark olmadığına kanaat getirdik. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın da yaptığı, genelde yapılan bizde bir insan önceden vaka değilse öldüğü zaman COVID ölümü sayılmıyor. Hatta yani otopside pozitif çıksa bile vaktinde daha canlıyken pozitif tanı konulmadıysa o şeyden sonra. Dolayısıyla Türkiye sayılarında biz veriyi modellediğimiz için vaka sayılarının bir alt kümesi ölümler. Dolayısıyla biri öbüründen daha az güvenilir ya da daha az güvenilir değil. Ölümlerden vakalara geri gitmek için de yine şey, gerçek vaka sayısı tahmini ve işte ne kadar süre sürdüğü enfeksiyondan vefata kadar tahminleri gerekiyor. O komplikasyondan uzak durmak için direkt vakaları modelliyoruz, vaka sayılarını modelliyoruz. Bir problemimiz ölüm sayılarını da bir anda modelliyoruz ama hiçbir zaman şey yapmadık, kullanmadık. Açıkçası hani eğriler benzer, bir tanesi diğerinden daha geriden geliyor. Şimdi ilk denememiz bu mekanistik modelden çıktıktan sonra bu aralar University of Washington'da bu Institute of Health Metrics and Evaluation Enstitüsü'nün IME modeli çıktı, IHME modeli. Bu Amerika'da bir ara ciddi bir sansasyon olmuştu, Chris Murray modeli denilen. Buradan bu modeli temelde Türkiye'ye taşıdık. Bir derdimiz IHME modeli Amerika'daki değişik eyaletleri, değişik yerellerin farklarına bakarak
etki tahmini yapabiliyor. Rastsal etkileri o şekilde tahmin ediyorlar. Bu arada rastsal etki derken de ben burada bir sürü iktisatçı var. İktisatçıların rastsal etki tanımı biraz daha farklı oluyor. Ben biyoistatistik tarafından düşünüyorum. Yani temelde modelde bir örtülü şeyi olmayan, nedir ismi, değişkeni olmayan fakat kişiden kişiye ya da bu durumda ülkeden ülkeye, ilden ile farklılık gösteren random şey, rastgele ve şeysiz bazı şeyi bayası olmayan etkilerden bahsediyorum. Bizim modelimiz ise tek sabit etki üzerine kurulu çünkü bir de elimizde Türkiye verisi var, il verisi yoktu. Dolayısıyla ilk başta o şekilde başladık. Burada çok basit bir lojistik regresyon yapılıyor. İME modelin temel fikri şu. Tamam diyor, bir dalga olacak. Bu dalga aşağı yukarı lojistik bir şekilde yaşayacak. Bunlar kümülatif sayılar. Ve biz bu ölçümlere, kümülatif gün vaka sayılarına bir şey oturtursak, bir lojistik eğri oturtursak, buradan 3 parametreyi çıkartabiliriz. Bir tanesi P. Ben bu çalışmada biz onların parametre isimlerini kullanarak devam ettik. Şey olsun, tutarlı olmak için. P bu işin sonunda olacak toplam vaka sayısının limiti. Beta dalganın aşağı yukarı ortasını veriyor. Alfa da o orta noktasındaki temelde artış hızı, bunun türevi. Şimdi bir anlamda beta işte dalganın nerede başladı, nerede bitti, ortasını bilirsek hani ne kadar süreceğini tahmin edebilir miyiz gibi bir fikir var burada. Alfa ne kadar hızlı vakalar yükseliyor. P'de işte en fazla ne kadar hastamız olacak bu işin sonunda. Ve bu temelde Gauss eğrisinin kümülatif eğrisi. Dolayısıyla Gaussian error function üzerinden bu alttaki fonksiyonu dataya direktman oturtuyorlar. En olalılık temeliyle yani standart bir curve fit yöntemi aslında IME modeli. Bir farkı onlar dediğim gibi farklı eyaletler için curve'ler oturtup bunların arasındaki parametre kovaryanslarından da rastsal etkileri çıkartabiliyorlar. Bizde o yoktu. Şimdi bunun birkaç sorunu var. Yani şey yaptığımız bir kümülatif sayım temelli. Dolayısıyla her günün toplamı ne örtülü mekanizma varsa arkada yani bu hastalıktan gelen mekanizma ile beraber daha önceki günün toplamından da etkileniyor. Dolayısıyla aslında burada bir Markov chain var. Her günün toplamı bir önceki günün toplamının artı bir şey olduğu için. Halbuki kullandıkları yöntem curve fitting yöntemi belirsizlikleri şey yaparken hesaplarken her noktayı bağımsız olacağını varsayıyor. Dolayısıyla buradan biraz şeyleri, belirsizlikleri az görüyorlar, underestimate ediyorlar. Nitekim bununla ilgili bir makale daha sonradan yayınlandı. Avustralyalı bir grup yine referanslı makalede var. %95 bandını %30 civarında ihlal ettikleri ortaya çıktı ilk birkaç aylarda. Sonradan onu düzelttiler ama temelde onu ne yaptıklarını yazmadıkları için bilmiyoruz. Fakat biraz hani modeli şey yaptılar, tweak ederekten düzelttiler. Dediğim gibi yine bizde yerel veri yok. Onun için biz yerel veri olarak olmadığı için elimizde bunu vaktinde Mayıs başında Sağlık Bakanlığı'ndan resmi olarak da istedik. Daha hala bekliyoruz cevabını. En sonunda baktık olacak gibi değil. Değişik ülkeleri kullanalım dedik. Yani Türkiye artı Türkiye popülasyonu benzeyen ve de eğrileri nispeten benzeyen bu 8 ülkeyi kullanıyoruz. Ve her ülkeyi kendi epidemisinin başladığı güne kaydırıp her ülkenin vaka sayısını kendi popülasyonuna göre normalize ediyoruz. İkinci yaptığımızda günlük verilerle çalışmaya başladık. Dolayısıyla daha önceki parametreler beta yine merkez, alfa bir anlamda şeyin tersiyle oranlı hale geliyor. Gauss çekirdeğinin standart sapmasının. P de eğrinin altındaki alan. Kurduğumuz model bir Bayes regresyon modeli. Temelde varsaydığımız şu. Altta bir tane çekirdek eğri var. Bu bir Gauss çekirdeği. Bu her gün ve de her ülke için bunun işte 3 parametresi var. P, alfa ve beta. Onun dışında dışarıdan gelen bir kovaryans matrisi var. Bu rastsal etkiler için. Bu
sıfır merkezli ve bu kovaryansta bir Gauss hatası olarak şeye giriyor. Dolayısıyla bu parametreler artı zaman artı hatayla herhangi bir gün herhangi bir ülkede ortalama kaç vaka beklememiz gerektiğini biliyoruz. Şimdi ortalamayı biliyorsak bunu her günü bir Poisson dağılımı olarak düşünebiliriz. O gün ortalama bu kadar vaka bekliyorsam kaç vaka örneklerim, kaç vaka görürüm. Dolayısıyla her günün sayımını bir Poisson gibi düşünüyoruz. Fakat Poisson'da tabii bildiğiniz gibi şeyin ortalamanın varyans eşit olma kısıtı var. Fakat veride biraz fazladan dağınım gördük. Dolayısıyla Poisson yerine negatif binom kullanıyoruz. Dolayısıyla bu parametrelerden bir o gün için bir baz ortalama vaka sayısı üretiliyor. Oradan da gerçek sayı örnekleniyor. Artı dediğim gibi dispersion faktörü, yani fazladan dağınım varsa o da şey yapıyor. Temel generatif model bu. Bunu bir Monte Carlo yöntemiyle parametrelere geri dönüyoruz. Yani sayımları alıp bu parametrelerin her birinin çok az informed öncülleri var. Bu P alfa ve beta için 2.5 standart sapmalı sıfır merkezli Gauss eğrileri. Şey için, R için T dağılımı kullanıyoruz. Buradan öncüller örnekleniyor, M hesaplanıyor. O günün sayımına göre her ülke her gün için olurluk bakıp ona göre temelde Monte Carlo şeyi bu uzayda dolaşmaya başlıyor ve örneklemeye başlıyor. Dolayısıyla her gün için, yani biz daha doğrusu 1 Nisan ve 20 Haziran arasında en son evvelsi gün şey yaptım, koşturdum. Monte Carlo örneklemesiyle bu parametrelerin dağılımlarını toparlıyoruz. Toplam 12 zincir çalıştırıyoruz Monte Carlo'nun düzgün yakınsadığını emin olmak için. Her zincir 7000 örneklem alıyor. Bunların ilk 2000 tanesini atıyoruz şeyin burn-in olarak. Dediğim gibi buradan parametre dağılımlarını elde ettikten sonra sonraki günler için, sonraki 10-20 gün için bu parametrelerden bu sefer müstakbel şeyleri, sayımları örnekliyoruz. Aynı miktarda örneklemle. Daha sonra her gün için elimizde bunun olabileceği bir sayım dağılımı oluyor. Bunun %80'lik kısımdaki kuantilin, 95-99 kuantilindeki kısımlarındaki uç noktalarında belirsizlik bantlarımız olarak hesaplıyoruz. Dolayısıyla çıkan modelin temel çıktısı her gün için daha sonraki günlere olacak maximum likelihood tahmini ve de bu bantlar. Mesela bu şimdi Nisan'dan itibaren bugüne kadar modelin nasıl, hani bir şey içgüdü vermek için nasıl bir fikir verdiğini göstermek istiyorum. Zaman içinde şey yapıyor. İlginç bir şey tabii son Haziran sonunda olan, Haziran başında olan oynamada ilk defa bizim model şeyi geçti. Hani daha ilk günden 80 bandının dışında başladı. Bu geçtiğimiz galiba 15 Haziran falan civarı. Sonra tabii model adapte oluyor kendini, belirsizliklerini arttırıyor vesaire. Bunun aynısının kümülatif versiyonunu da çıkartabiliyoruz ama yani fazladan bir bilgi vermiyor. Pardon. Parametrelerin tahminleri şu şekilde. İşte bunlar 5 Haziran'daki parametre tahminleri, işte yaklaşık maksimum vaka sayısına o zamanlar 180 küsur bin civarında varsaymışız. Alfa ve genelde şey olmayan, bir tarafa ağırlığı olmayan şey simetrik dağılımlar halinde parametre tahminleri. Burada reciprocal dispersion'dan gördüğünüz gibi evet bu Poisson'la modellenebilecek bir şey değilmiş. Zira fazladan dağınım var. Beta'da 40. gün civarında koyuyor model. O da Nisan sonuna denk geliyor. Yani şeyin dalganın ortasına. Fakat bunlar 5 Haziran'dı.
Şimdi en son 20 Haziran'da yeniden koşturduğum zaman parametre tahminleri R ile alfada çok ciddi bir değişiklik yok. Fakat dikkat ederseniz P artık öne doğru olasılık ağırlığı almaya başladı. Dolayısıyla model vakaların artabileceğini düşünüyor. Şimdiye kadar uzun zamandır düşünmüyordu. Aynı şekilde beta'yı biraz geriye kaydırma olasılığı var. Çünkü daha yüksek bir eğri daha geriden başlamak zorunda gibi bir şey, hani içgüdüyle açıklayabiliriz. Ben biraz hızlanayım. Vaktim daraldı. Bu zaman içinde parametre eğilimi üste şeyi koydum. Normal sayıları koydum. Gördüğünüz gibi alfa önlemler başladığından itibaren yavaş ya da hızlı bitkide azalıyor. Beta düzenli gidiyordu. Curve yayıldıkça merkezi ileri kayıyordu. O beklenen bir şeydi. Fakat Haziran başından itibaren, burada Haziran başı burada ama biz etkilerini 8-10 gün sonra görüyoruz. Bir anda bir oynama oldu. Dikkatini çekerse P toplam vaka, beklenen vaka sayısı bir anda artma başladı ve bu grafik logaritmik. Dolayısıyla buradaki ufak bir oynama yukarı doğru bir belirsizlik ciddi farklar doğurabileceğini gösteriyor. Benzer şekilde beta dediğim gibi geri kaymaya başladı ve daha da kayabileceğine dair olasılık var. Çünkü eğri büyüdükçe merkezinin geride olması gerekiyor. Tahmin doğruluğunu ilk etapta 23 Mayıs'ta hesaplamıştık makalenin ilk revizyonu sırasında. O zamanlar bu tabii şey, yani ileriki günlerde, tahmin ettiğimiz günlerde noktaların kaçı tahmin ettiğimiz bantın dışında kaldı. İlk 10-12 gün her şey bütün bantların içindeydi, pardon. Sonradan işte 15. gün civarında 80 bandını ihlal et, pardon. 80 bandını 15. gün sırasında ihlal etmeye başlıyoruz. Noktaların %80'inden fazlası azı artık bantın içinde kalıyor. 95'i 20. günde ihlal ediyorduk. Bir ay kadar da 99'u ihlal etmiyorduk. En son 5 Haziran'da ikinci revizyonda yaptığımızda bu iş tabii değişti. O zaman artık dalgalanmalar başlamıştı. 80 bandı çok az süre dayanıyor, birkaç gün. 95 bandı 12 gün kadar dayanıyor. 99 bandı da 20 gün kadar dayanıyor. Dolayısıyla şimdi çok hızlı toparlamaya çalışıyorum. Bu modelin temel kısıtı tek dalga modeli olması. Çünkü arada bir tane Gauss çekirdeğimiz var. Dolayısıyla bir kere çıkacak, bir kere inecek diye varsayıyor model. Bu yüzden fazladan dağınım görüyor olabiliriz. O tek çekirdekle verideki oynamayı açıklamaya çalışıyor. Ufak dalgalar aslında dalga olmalarına rağmen bize fazladan dağınım olarak görünüyorlar. Bir takım gecikmeli kovaryatlar var. Mesela mobilite datası var Apple'dan, Google'dan vesaire gelen. Alınan önlemlerin tarihleri var. Bunları dummy variable olarak koyabiliriz. Hava sıcaklığının ilginç olabileceğini düşünüyorum. Fakat bunların hepsinin problemi gecikmeli kovaryatlar olduğuydu. Mesela geçen hafta sonu çok az dolaşıldıysa ortalıkta, bunun etkisini vaka sayılarına 8-10 gün sonra görüyoruz. Dolayısıyla o gecikme ne kadar? Onu tahmin edemiyorduk. Dolayısıyla orijinal modelde bunlar yok. Ve de tabii yeterli granülaritede olmayan veri söz konusu. İşte il bazında verimiz yok. Dolayısıyla şimdiki sonraki adımımız, şu anda uğraştığımız birden fazla Gauss çekirdeği koymak aynı sisteme. Dolayısıyla bir Gauss, tek bir Gauss çekirdeği değil, bir Gauss çekirdeği karışımı olması. Burada model seçimi önemli. Çok fazla çekirdek koyarsak, mesela her güne ya da her haftaya bir çekirdek koyduğumuz gibi bir şey olursa, bu sefer model overfit etmeye başlıyor. Tahminleri generalize edememeye başlıyor. Bunu çözüm olmak için birkaç tane değişik çekirdek sayısıyla 2, 3, 5 deneyelim bir çözüm, ya da bunu da modele katmak bir çözüm. Yani baştan Gauss'tan örnekleyeceğimize bir Gauss prosesinden kaç Gauss çekirdeği olacağını örnekleyip oradan devamına gitmek. Fakat bunun ilk denemelerinde Monte Carlo converge ettiremedik. Biraz fazla ağır geldi o dala. Şimdi onu optimize etmeye çalışıyorum. Mobilite, önlem, hava sıcaklığı verisini şimdi artık ekleyebilmeye başlayacağız. Çünkü bir şekilde şuradan şans bulduk. Şu ufak dalgalanmalar sayesinde geriye doğru korelasyon yapıp zamanlamayı kestirebiliyoruz.
Son olarak kusura bakmayın, 5 dakika fazladan gittim. Temelde bu modelin amacı bir erken uyarı sistemi olmaktı. Serhat Hoca grubumuzdan bir noktada bir mülakatta bundan bahsetti. Hakikaten uçaklarda var olan enstrümantasyon, işte 6 metre ne düzlemde gidiyoruz falan. Pilotlar hani yavaş yavaş bu değişirse, enstrümantasyona bakmazlarsa kendilerine tepe taklak bile bulabiliyorlar fark etmeden. Dolayısıyla bu modelin temel amacı oydu. Ya biz hala yolda mı gidiyoruz, yoksa beklenenden fazla kaymaya mı başladık bir yana ya da öbür tarafa? Bütün parametreler ve tahminler için benim gibi belirsizliği otomatikman içinde bulunduruyor ve de olabildiğince az varsayım ya da tahmin değer kullanıyoruz. Temelde tek varsayımımız bu 8 ülkenin bize benzediği fakat individual farkları olduğu. Başka ülkeler seçilirse model çok farklı çıkmıyor. İranlı da ekleyerek denemiştik. Fazla bir fark görmedik. Oradan çıkan ikinci, üçüncü sonuç, uzun vadeli tahmin çok tehlikeli. Gördüğümüz bizim bu modeli son bir 2 aydır işletirken normal zamanda hani bu mesela Nisan sonundan Mayıs sonuna kadarki dönemde işler sıkı tutulurken 15-20 gün predictive validity'si vardı, tahmin doğruluğu vardı. Son dönemde mesela son 5-6 günde bu 5 günün altına düştü. Ve en son yine aynı şeyi söyleyeceğim. İl bazında veri bize çok önemli olurdu. Hem modeli daha doğru yapardı, hem de açıkçası sonuçları daha faydalı olurdu. Çünkü bu eğrilerin her birini her il için çizip her il için belirsizlikleri bulup karar vericilere daha anlamlı bir hani bilgi sunabilirdik. Umduğum, yani bunun demin modelde söyledim, GitHub'da bu modelin temel kodu var. Belki Sağlık Bakanlığı birileri kullanıyordur diye umuyorum. Tekrar teşekkür ederim. Tekrar grubumuzun üzerinden geçmek gerekirse benim dışımda uzman Sayın doktor Hocam, Görkem'e. ben süremizi biraz aştık da rica etsem Biliyorum. da direkt